Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin şu anda karşımızda konuğumuz. Az önce manşetlerde de okuduk. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları var. Münbiç konusu çok sıcak. Harekatla ilgili bugün Pompeo ve Mike Pence Türkiye'ye geliyorlar. Ankara'da temaslar olacak. Hepsini konuşacağız. Sayın Pekin hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Münbiç ile ilgili hangi hamleler atılıyor ve açıklamalar yapılıyor bunları takip ediyoruz ama yıllardır da konuştuğumuz bir konu aslında. Fakat Münbiç neden önemli Suriye'de onu sormak istiyorum en başta size. Şimdi Münbiç'in birkaç önemi var. Birisi Fırat'ın doğusunu batısını ayıran bir yer. O bakımdan çok kritik. İkincisi Münbiç aynı zamanda o suyun kontrol edildiği yer. Suyun, barajın ondan sonra ve elektrik santrallerinin kontrol edildiği bir yer. Bu bakımdan çok önemli. Yani oraya geldiğiniz zaman Münbiç'te durduğunuz zaman hem Fırat'ın doğusuna hem de batısına harekat yapma imkan ve kabiliyetini, iki tarafı da kontrol etme imkan ve kabiliyetini kazanıyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi özellikle suyun kontrol edildiği bir yer. Yani barajların, suyun, elektrik santralinin kontrol edildiği bir yer. Yolların birleştirildiği, M4 Karayolu da buradan geçip Halep'e gidiyor. Öyle bir yer. Dolayısıyla çok kritik bir öneme sahip konum itibariyle Münbiç. Tabii Münbiç'i elinde bulundurduğunuz zaman, mesela Türkiye elinde bulundurursa Münbiç dolayısıyla hem Fırat'ın doğusunu hem batısını kontrol etme imkan kabiliyetine sahip olacak. Eğer başka bir ülke ya da işte daha evvelden PYD elde bulunduruyordu, teröristler elde bulunduruyordu. Onlar Fırat'ı ikiye bölüyorlardı ve oradan operasyon yapma imkan kabiliyetine de sahiptiler. Yani aşağı doğru sık sık Cerablus'a diğer yerlere havan mermisi atma ya da patlayıcı roket vesaire atma gibi faaliyetleri icra ediyorlardı. Bu bakımdan Münbiç'in ya Türkiye'nin elinde bulunması gerekiyor yani ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Suriye'nin elinde bulunması gerekiyor. Ama Suriye derken kastettiğimiz konu şu, biliyorsunuz orada PYD'liler var, yani SDG'li evet. Var, SDG Suriye Demokratik Güçleri'nin ama bunun için büyük bir bölümü PYD'li, PKK'lı, onlar var orada ama şu anda Suriye'nin çok bir gücü yok etrafta. Dolayısıyla oraya birkaç Suriye askeri gönderip PYD bayrağını indirip Suriye bayrağını çekmek, oranın Suriyeliler tarafından kontrol edildiği anlamına gelmiyor. Yani bir göstermelik bir adım, evet, hamle olur sadece, evet, diyorsunuz. Peki evet, nasıl bir çözüm bulunacak? Bir yandan da Amerika'nın dün siz de görmüşsünüzdür o görüntüleri. Bu M4 Karayolu'ndan Amerikan askerleri güneye doğru iniyorlar. Suriye rejimi askerleri yukarıya doğru çıkıyorlar. Suriye rejimi oraya girdi Münbiç'e dedi Rusya. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle bir nevi Münbiç'in Rusya'ya bırakıldığı yorumu da var. Öyle mi sizce buna göz yumar mı Amerika Birleşik Devletleri? Yani ben Rusya'ya bırakıldığı konusunda Rusya'ya bırakılsa bile asıl sorun oradaki PYD PKK. Onların temizlenmesi lazım. Türkiye'de bunu istiyor zaten. Evet. ABD o bölgenin yani Münbiç'in daha önce de yapıldı biliyorsunuz. Israrla Türkiye yani 90 gün içinde Türkiye'ye verilecekti. Yani ısrarla Türkiye'ye verilmedi. Çünkü kritik bir yer. Önemi de belli. Oraya verildiği zaman Türkiye o bütün kuzeyi, Fırat'ın doğusunu, batısını, bütün kuzeyi, Suriye'nin kuzeyini kontrol etme imkan kabiliyetine sahip olacak. Onun için mümkün olduğu kadar Türkiye'ye vermediler. Türkiye çünkü çok büyük bir ağırlık kazanacaktı orada. Ama Türkiye'nin isteği o bölgenin Araplar tarafından, çünkü orası Arap yerleşim yeri, Araplar tarafından ele geçirilmesi ve Arapların orada bulunması. Ama şu anda yapılan şey hala sadece üniforma değişimi, bayrak değişimi var. Aslında bölgede PYD'liler var. Ve bir daha söyleyeyim, Suriye ordusu bütün buralara el atacak kadar büyük bir ordu değil. PYD'liler şunu yapıyor, hemen bayrak dikiyorlar. Suriyelileri bir kamyon, iki kamyon Suriyeli geliyor, Suriye ordusu geliyor ve böylece teslim aldık diye değerlendiriyorlar. Tam bir kandırmaca var bu konuda. Bu konunun Ruslarla görüşülmesi gerekiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı görüştüklerini söyledi. Amerikalıların burayı Ruslara verdiğini sanmıyorum. PYD'lilere bıraktılar ve Ruslar da geldiler orada Suriye güçleriyle Türkiye güçleri arasında çatışma olmasına doğru dolaşıyor ama karşıda çok fazla Suriye gücü yok. Asıl PYD gücü var. PYD'nin oradan temizlenmesi lazım. Ya, peki bununla ilgili Rusya ile görüşüyor Türkiye dediniz. Yani Suriye ordusunun zaten yeterince güçlü de olamadığını, PYD'lileri oradan çıkarmak için, doğru anlıyorum galiba, olmadığını söylediniz. Evet, doğru, Rusya mı o zaman burada aktör olacak PYD'lileri Münbiç'ten temizlemek için? Rusya aktör olacak. Çünkü Rusya orada bir de devriye geziyor. Yani bayrak gösteriyor. Orada bayrak gösterdiği sürece Türkiye'nin oraya girmesi zor. Yani zor derken şu, Rusya'yı karşısına alması lazım. Onun için Rusya'yla görüşüp bu konuyu, PYD'yi bir şekilde oradan temizlemesi gerekiyor. Hatta bu konuda Rus istihbarat örgütüyle, yani Rus ordusuyla Türk istihbarat örgütü ve Türk Silahlı Kuvvetleri karşılıklı bir araya gelip o bölgenin bir şekilde şeyden temizlenmesini sağlamalılar. PYD'den, PKK'dan temizlenmesini sağlamalılar. Ancak o şekilde orası sonradan şeye devredilebilir, Suriye'ye devredilebilir. Rejime devredilebilir. Zaten... Peki bu yönde bir adım olmazsa Sayın Pekin, Türkiye Münbiç'e bir bombardıman ya da harekatta bir hamlede bulunur mu? Yani PYD temizlenmemesiyle ilgili. Şeye bağlı, biraz görüşmelere bağlı efendim. Görüşmelere bağlı. Ama Türkiye eğer bu konuda bir adım atmazsa, o zaman o bölgeye girmek durumunda kalır ya da o bölgeyi tecrit etmek durumunda kalır ki gücü buna yeter. Ama bu arada Rusya ile karşı karşıya gelmiş olur tabii, evet, hem rejimle hem Rusya ile. Önemli olan o. Yani büyük ölçüde ben Türkiye'nin Rusya'yı da ikna edeceğini değerlendiriyorum bu konuyla ilgili. Çünkü amaç Münbiç'i işgal etmek ya da o bölgeyi ele geçirmek falan değil. O bölgedeki teröristleri temizlemek ve o bölgeyi sahiplerini, Araplara teslim etmek. Amaç bu. Sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyi söyledi zaten. Şimdi bugün Ankara'da önemli ziyaretçiler var. Hem Mike Pence geliyor. Daha dün açıklanmıştı sıcağı sıcağına. Önümüzdeki hafta gelirler denmişti ama bugün geliyorlar. Dışişleri Bakanı Pompeo da burada olacak. Kimle görüşecekler? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmeyecekleri konusunda net bir henüz program belli değil ama buradan bugün Ankara'dan, daha doğrusu yarın muhtemelen görüşmeleri de devam edecek. Ne umuyorsunuz? Yani bir önemli... Sonra çıkar mı, adım çıkar mı harekatla ilgili sizce? Yani harekatla ilgili büyük ihtimalle harekatı durdurmak için geliyorlar. Çünkü son Batı basında çıkan haberlerde, Amerikan basında çıkan haberlerde genelde Türkiye'nin işte 30 kilometre derine ulaştığını ama daha güneye ve batıya doğru da harekatın devam ettirdiği şeklinde bir takım şeyler var. Yani limitlerini aştığı, o mutabakatın üzerine çıktığı şeklinde bir şey var, ifadeler var. Büyük ihtimalle onlar harekatı durdurmak için geliyorlar. Çünkü Amerikan yönetimine çok büyük bir tepki var bu konuyla ilgili. İşte, onlar Kürt diye ama YPG'yi sırtından vurdunuz, PYD'yi sırtından vurdunuz, PKK'yı sırtından vurdunuz. Dolayısıyla onlar bizim kara gücümüzdü, onları yüzüstü bıraktığınız şeklinde büyük bir şey var, büyük bir söylenti var Amerika'da ve büyük bir baskı var. Sanırım Trump hem Başkan Yardımcısı Pence'i hem de Pompeo'yu ve de O'Brien, onun güvenlik danışmanını Türkiye'ye gönderiyor. Bu görüşmeler büyük ihtimalle belki Pence görüşebilir Sayın Cumhurbaşkanı'yla ama asıl Dışişleri Bakanı'yla mevkidaşlarıyla olacak görüşmeler. Milli Savunma Bakanı'yla falan bunlarla görüşecekler büyük bir ihtimalle. Bu görüşmelerin sonucunda Türkiye'nin harekatı durdurması, işte elde ettiği konuyu, bir de şeylerle ilgili, yaptırımlarla ilgili belki onlar da, Türkiye'nin de söyleyecekler olabilir. Yaptırımlar konusunda bu yaptırımların doğrudan Türkiye'yi, yani hedef almadığı demeyelim ama Türkiye'yi düşman gibi görmeyi gerektirmediğini genelde iç kamuoyunun baskısı yüzünden bu tür yaptırım kararlarının alındığı şeklinde belki Türkiye'yi yatıştırıcı bir takım şeyler... Bir takım açıklamalar olabilir. Bir yandan da bugün manşetlerde de vardı YPG, PKK'lı teröristlerin siviller gibi kılık değiştirerek bölgeden kaçtıkları yönünde. Tam rakamı bilemiyorum ama konuşulana göre 40-50 bin teröristin Suriye'de güneye kaçtığı söyleniyor. Elbette buhar olup uçmadılar. Şu ana kadar 637 teröriste etkisiz hale getirildi. Bunu da bir daha hatırlatalım. Şimdi ne olacak bu güneye giden teröristler bir yandan da? Yani şeyi söylüyorsunuz değil mi? PYD'yi söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani şöyle, bu teröristler büyük ihtimalle güneyde Rakka hattına gidiyorlar. Derizor hattına gidiyorlar. O bölgeye, güneye geçiyorlar. O bölgede hatta o bölgeye bir takım güçlerinin, Suriye güçlerinin de Tappa'ya geldiği, Rakka'ya geldiği söyleniyor. Ben yani o bölgede o kadar 50 bin civarında vardır, o civarında terörist, ama mesela onları kontrol edecek kadar Suriye askeri olduğunu sanmıyorum. Rakka'da ve diğer yerlerde. Dolayısıyla onlar da yine Suriye bayrağı çekiyorlar. Onlar büyük ihtimalle orada bulunacaklar efendim. Hazır bekleyecekler. Çünkü onların kafalarındaki özel yönetim kurma hayali, özel yönetim kurma şeyi geçmedi. Çünkü Amerika'nın 30 bin tır malzemesi geldi. Bu malzemenin bir kısmını kullandılar, ama büyük bir kısmı güneyde, biraz evvel söylediğim hatta diye değerlendiriyorum. Bir de büyük ihtimalle bu Derizor'un aşağısı biraz daha güneydoğusunda Ebu Kamel diye bir yer var. Ebu Kamel diye Irak'la Suriye arasındaki bir yer, kapı. O bölgede belki olabilir. Belki bir operasyon yapma imkanları olabilir Suriye ordusunun. Çünkü onların ifadesine göre diyorlar ki onlar teröristler YPG'yi kaçırdınız, gittiler. Bölge açıldı. Suriye sınırı da İran güçlerinin harekatına elverişli hale geldi şeklinde büyük bir var. Büyük bir kampanya var Türkiye üzerine. O kampanyanın durdurulması gerekiyor. Ama yine söyleyeyim, bu 50-60 bin kişilik terörist miktarı, bir kısmı sivil girmiş olabilir, bir kısmı güneye doğru kaçtı. Bunların hepsi hazır vaziyette bekliyor ve büyük ihtimalle bunlar bir özel yönetim kurmak üzere, yani bu anlaşmaya göre, yani bilmiyorum, Suriye ile SDG'nin anlaşması ya da PYD'nin anlaşması, Rusya'nın kontrolünde yapılan bir anlaşma. O anlaşmada özel yönetim sözü aldıklarını sanmıyorum. Ama Amerika'nın da bölgeden tamamen çekileceğini sanmıyorum. Zaten bölgeden değil, yani güneye doğru çekildiler. El-Tanif'te, daha güneyde El-Tanif'te bir üsleri var. O bölgede Suriye ile İsrail arasında bir tampon bölge yapıyorlar. 18 bin tane Arap, Suriyeli Arap'ı eğitiyorlar o bölgede. O bölgeyi korumak üzere. Bunlar da yani Amerika Birleşik Devletleri Derizor'daki ve Rakka'ya çekilen 50 bin teröristten elini ayağını çektiğini sanmıyorum. Bunları yine bir şekilde kontrol edecek diye derler. Bugün de önemli ziyaretler var. Neler konuşulacak? Çünkü günden güne değil, neredeyse saatten saate, bir saatten diğerine yeni açıklamalar geliyor. Evet. Çok teşekkürler İsmail Hakkı Pekin. Katkınız için gün başlıyor. Sağ olun. Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in değerlendirmelerini aldık. Bu saati noktalıyoruz, ama sadece 1-2 dakikalık bir ara. Ardından devam edeceğiz gün başlıyor.